İYİ Parti Ödemiş İlçe Başkanlığı Türkmen Mahallesi'nde iftar yemeği düzenledi. Yemeğe İYİ Parti İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu, İYİ Parti İzmir Milletvekili adayları Hüsmen Kırkpınar, Tamer Cücü, Arzu Yıldırım, Öztürk Keskin, Ödemiş Belediyesi Başkan Yardımcısı Feridun Azeroğlu, İlçe Başkanı Güven Kılıç, İlçe Kadın Kolları Başkanı Zeynep Demir, ilçe teşkilatı ve vatandaşlar katıldı. Sayın Vekilim, öncelikle Ödemiş'e hoş geldiniz. Bizler sizi çok yakından tanıyoruz ama bir de sizin ağzınızdan sizi tanıyalım. Evet, ben bir Karşıyaka'lıyım. Uzun yıllar Karşıyaka'da, Çiğli'de, Bayraklı'da, Bornova'da ve Kemalpaşa'da ticaretle uğraşan bir ailenin en küçük ferdiyim. 2017 yılının 21 Aralık günü İzmir'de İYİ Parti İl Teşkilatı kuruldu. Kurucu il başkanımız yönetim kurulundan beni il sekreteri olarak görevlendirdi. 2018-24 Haziran seçimlerinde ikinci bölgeden 4. sıra milletvekili adayıydım. O seçimlerden sonra 17 Ekim 2018 tarihinde, yani seçimlerden yaklaşık 3 ay sonra il başkanı olarak atandım. 22 Ocak 2023 tarihine kadar il başkanlığı yaptım ve milletvekili adaylığımı da teşkilatlara soracağım. Ondan sonra bu konudaki fikrimi, düşüncemi kamuoyuyla paylaşacağım dedim. Önce il yönetim kurulu toplantısında bunu dile getirdim. 60 kişilik il yönetim kurulu bu desteği bana verdi. Daha sonra ilçe başkanlarıyla yaptığım toplantıda da ilçe bütün 30 ilçenin ilçe başkanıyla yaptığımız toplantıda da bu kararımı açıkladım. Kendilerinden destek istedim. 30 ilçe başkanımızın 30 da bu desteği verdi. Sonrasında yine teşkilat diyoruz ya. 2 Nisan 2023 tarihinde temayül yoklaması, yani ön seçim gibi bir seçimimiz oldu parti içinde. Hem birinci bölge hem ikinci bölgede. Ben ikinci bölgede 1709 oyla birinci, yani üyemiz, delegemiz, yönetim kurulu, başkan, herkesin katıldığı bir seçimde 1709 oy alarak birinci çıktım. Sonrasında temayülün sonucunda milletvekili adaylarının bu temayül sonuçları genel merkezimize gitti. Ve birinci gelen kim olursa olsun, il başkanı olabilir, ilçe başkanı olabilir, birinci gelen sırasını koruyarak bölgesinde birinci sıradan milletvekili adayı oldu. Ben de şu anda huzurunuzda sizlerle ikinci bölge İYİ Parti birinci sıra milletvekili adayı olarak konuşuyorum. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan seçim, 100 yılın seçimi. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında bu büyük seçime İYİ Parti teşkilatları olarak 81 ilde 973 ilçede tam anlamıyla hazırlık yaptık ve artık o günü, o saati bekliyoruz, az kaldı diyoruz. İnşallah 2023'ün 15 Mayıs sabahı Türkiye farklı bir sabaha başlayacak ve yeni bir Türkiye'nin, yeni dönemin Türkiye'siyle yüzleşmiş olacağız. Yaklaşık 21 yıl bu ülkeyi yönetenlerin geldiklerinde mücadele edecekleri alanları sıraladıklarında, yoksullukla, yolsuzlukla ve yasaklarla mücadele edeceğini söyleyen bu iktidar maalesef ve maalesef 2018 yılında yapılan, ondan önceki daha doğrusu yapılan bir referandumla Cumhurbaşkanı ve partili Cumhurbaşkanı yönetim sistemine geçmiş olduk. Tek adamın yönettiği, tek adam rejiminin yansımaları olan ekonomide kırılganlık ve sonrasında krizler, dış politikada patinaj, içeride iç cephe dediğimiz Türkiye'nin içinde milletimizin tamamını kapsayan bir kutuplaşma, bunlar biz bu millete reva görmüyoruz. Bunlar doğru şeyler değil. Biz Cennet Mekan Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın kurmuş olduğu ikinci yüzyıla geçtiğimiz bugünlerde 15 Mayıs sabahından itibaren yeniden Cumhuriyet'in bütün değerlerine sahip çıkarak ve bütün değerleri koruyup kollayarak ikinci bir yeni yüzyıla doğru yelken açmışken demokrasiyi yeniden inşa etmek, hukuku tesis etmek, adaleti sağlamak ve liyakatli kadroların bu ülkeyi yönetmesi için verdiğimiz mücadeleden bir sonuç alacağımızı iddia ediyorum. İnşallah da o gün öyle olacak. Peki Sayın Vekilim, bizim için Ödemiş biliyorsunuz, burada yaşıyoruz, buranın ekmeğini yiyoruz. Ve acaba siz milletvekili olduğunuzda
burayı unutanlardan inşallah olmazsınız diye düşünüyoruz. Nedir burayla alakalı düşüneceğiz? Çünkü Küçük Menderes Havzası'nın evet. sadece Ödemiş değil, tarım yani, ve hayvancılıkta ve süs bitkisinde sizlerin desteğine çok ihtiyacı var. Yani malumunuz olduğu üzere İzmir coğrafyası geniş. Nüfusu yaklaşık 5,5 milyon olan bir şehirde yaşıyoruz. Yarımadası'yla bir yönüyle turizm, bir yönüyle tarım. Bakırçay Havzası'yla bir yönüyle yine turizm ve ağırlıklı olarak tarım. Ama Ödemiş'in bir özelliği var. Dediğiniz gibi süs bitkileri ve tarım aynı zamanda hayvancılığın önemli bir merkezi. Türkiye nüfusunun neredeyse yarısına yakın olan bir kısmını bu bölgenin çiçekleri, bu bölgenin patatesi, bu bölgenin ürünleri, yetiştirdikleri ürünler bir zamanlar sofralarda yer alırdı. Ama artık yok. Affedersiniz. Yani baktığınızda hayvancılık yapan hayatından mutlu değil. Bugün maalesef üzülerek söyleyeyim. Girdi maliyetleri yüzünden hayvancılık özellikle süt tarafıyla baktığınızda verim alamadığı için, o girdi maliyetleriyle baş edemediği için verdiği mücadeleden yenik çıkıyor. Sonrasında da ne oldu? İşte sütün litresi nereden nereye geldi? Süt artık böyle giderse süt sıkıntısı da yaşayacağız. Çünkü insanlar hayvancılık yaparak, besi hayvancılığı yaparak et üretimini artırmak isteyenlerle süt üretimini artırmak isteyenlerin kaderi aynı. İnekler kesilmeye başladı maalesef. Üzülerek söylüyorum. Tarım bundan 20 yıl önceki, 30 yıl önceki tarımın neredeyse 1/4 oranında rekolte kaybı yaşadı. Biz bu ülkede münbit topraklara sahibiz. Akarsularımız, nehirlerimiz, göllerimiz, iklimimiz 4 bölgede, 7 bölgede 4 mevsim yaşayan bir coğrafyada yaşıyoruz. Bundan 30-40 yıl önce gıda olarak kendine yeten 7 ülkeden biriydik. Ama şu anda yıllar önce tohumunu verdiğimiz Kanada'dan mercimek satın alıyoruz. Bundan yakın bir dönemde yine 6-7 yıl önce biz hayvancılığın merkezi olan bir tarım ülkesi sayılır bu ülkemiz. Turizm ülkesi sayılır bu ülkemiz. Ama maalesef hayvancılık öldü. Meralarımız boş. Dediğim gibi üretim maliyetlerinin, girdi maliyetlerinin yüksekliği sebebiyle kazanamayan insanları tek bir sektör olan, ekonominin lokomotifi gibi gösterilen inşaat sektörü yüzünden köyler boşaltıldı. Köylerdeki okullar şehirlere taşındı. Sadece köyde devleti temsil eden, devlet memuru olan Diyanet İşleri'ne bağlı çalışan imamlarımız. Yani köyden öğretmeni alıp götürdüğünüz zaman o köylünün genişleyen, açılan ufkunu daraltmış oluyorsunuz. Çünkü öğretmen eğitimin bir parçasıyken, eğitimciyken aynı zamanda yarınlarımızı yetiştiren gençlerimize ilk öğretmenliği yapan insanlardır. Atatürk'ün emanet ettiği bu cumhuriyete sonsuza kadar sahip çıkacağız ve bir daha asla tek adam rejimiyle bu ülkeyi baş başa bırakmayacağız. Sayın Başkanım, öncelikle Ödemiş'e hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Çiçeği Burnu'nda bir il başkanı olarak sizi hem tanıyalım hem de bir iki sorum olacak. Teşekkür ederim. Hoş bulduk Ödemiş'e. İsmim Sinan Bezircilioğlu. 1976 yılında İzmir'de doğdum. Orta ve lise öğrenimini İzmir Amerikan Koleji'nde tamamladıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği bölümünü tamamladım. Daha sonra İngiltere'de işletme master'ı yapıp yurda döndüm. 2000 yılından beri ticaret hayatının içindeyim. Otomotiv, inşaat ve inşaat malzemeleri üzerine değişik sektörlerde faaliyet gösteren firmalarda ticari faaliyet yürütüyorum. Onun dışında il başkanı olmadan evvel İzmir'deki pek çok sivil toplum kuruluşunda, spor kulübünde ve ticaret odasında aktif rol aldım. Altınordu Spor Kulübü'nün başkanıydım. İzmir Kayseriler Derneği'nin başkanıydım. Konak Müteahhitler ve İş Adamları Derneği'nin başkanıydım. Ticaret odasında disiplin kurulu üyesiyim. İzmir Gücü Spor Vakfı'nda yönetim kurulu üyesiyim. Merkezi Ankara'da olan Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Serbest Meslek Mensupları Yöneticileri Vakfı'nın yönetim kurulu üyesiydim. Müteahhitler Federasyonu'nda yönetim kurulu üyesiydim. İl Fakirlerine Yardım Derneği'nde yönetim kurulu üyesiydim. Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği'nde denetim kurulu üyesiydim. Ege Genç Adamları Derneği'nde 2 dönem yönetim kurulu üyeliği yaptım. İzmir Sanayici ve İş Adamları Derneği'nde de halen aktif üye olarak devam ediyorum. Epey aktif bir yaşamı bırakıp hepsini terk edip İYİ Parti'de Türkiye için
vatanımız için, milletimiz için çalışmaya karar verdim ve il başkanlığına aday oldum. Delegemizin teveccühleriyle de 22 Ocak'ta il başkanlığına seçildik, bu şerefe nail olduk. Sayın Başkanım, siyasete ilk atılışınız mı? Eğer öyleyse neden İyi Parti? Evet, İyi Parti'nin kurucularındanım. 2017 yılının 25 Ekim'inde kurulan partimizde. Evet, ilk defa siyasete atıldım. Türkiye'nin geleceğinden, çoluğumuzun çocuğumuzun geleceğinden kaygı duyan iyi niyetli insanların kurduğu bir hareketti İyi Parti. Ve Türkiye'nin bugün tek çıkış noktası İyi Parti. Bugün eğer bir umut varsa, bugün eğer mevcut iktidarın karanlık geçen 21 yılından kurtuluş varsa, kurtuluş ümidi varsa, bu tamamen İyi Parti sayesinde. Çünkü İyi Parti kurulmadan önce defalarca kez denendi. Fakat mevcut iktidar bir türlü siyaseten emekli edilemedi. Ama bugün İyi Parti var ve inşallah 14 Mayıs günü bu iktidardan kurtulup 15 Mayıs sabahı yepyeni bir Türkiye'ye uyanacağız. Başkan, bugün Tire'den kampanyaya başladınız, evet. Bismillah dediniz, evet. Ve vekilleriniz, vekil adaylarınızla birlikte de bu sahada bugün yol almaya başladınız. Küçük Menderes Havzası'na daha önce gelmiş miydiniz? Buranın sorunlarını biliyor musunuz? Biliyorum, 2007 yılında burada fidancılık üzerine bir müessesemiz vardı, Ödemiş'te. Onun dışında biraz kestane ziraati de yaptım. Ödemiş'i biraz bilirim. Küçük Menderes'i biraz bilirim. Sorunları biraz bilirim. Yani bana göre bugün onu diyorduk. Ovalarından yağ ya da bal dağlarından yağ akan Türkiye'nin değil dünyanın en mümbit toprakları. Hani der ya eskiler, adam diksen adam çıkar diye. Bu kadar bereketli, bu kadar güzel topraklar ama ülkede bunu bereketli, düzgün bir şekilde kullanabilecek bir yönetim anlayışı olmadığı için maalesef ülkemiz hiç ummadığı, hak etmediğimiz bir şekilde bir hayat bağlılığı ve fukaralıkla karşı karşıya. Ama ülkemiz aslında kendi kendine yetebilecek bir ülke ve Küçük Menderes Havzası da özellikle süt, özellikle fidancılık, tarım ama özellikle süt ve fidancılıkta Türkiye'de en önemli merkezlerden biri. Tabii ki hayvancılık, tarım, kestane, pek çok üründe bunu konuşabiliriz ama özellikle süt konusunda ve özellikle de hani Bademli, Ödemiş Bademli Yalova ile yarışır hale geldi. Bunu biliyorum. Fidancılık konusunda hem süs bitkileri hem de zeytin fidanları ve diğer meyve fidanları konusunda biraz fidancılık yaptığımız için biliyorum. Ödemiş yani hak ettiği yerde olmalı. İzmir hak ettiği yerde olmalı. Türkiye de dünyada hak ettiği yerde olmalı. Bütün bunları sağlamak bizim boynumuzun borcu. Doğru söylüyorsun. Şimdi son bir şey söyleyeceğim. Vekil adaylarına diyorum ki, şimdi Küçük Menderes'te Ödemiş'tesiniz ama vekil olduktan sonra sizi buralarda görecek miyiz diyorum. Konuştuklarımın tümü de elbette ki biz buranın sorunlarını biliyoruz ve burası için zaten vekil olduk diyorlar. Bir il başkanı olarak sizin de görüşleriniz aynıdır diye düşünüyorum. Kesinlikle. Ben bütün ilçelerimizi, ilçe teşkilatlarımızı ziyaret ediyorum. İlçe teşkilatlarımızı ziyaret ettiğimde tabii ki ilçemizin esnafını ya da sivil toplum kuruluşlarını, önde gelen kanaat önderlerini, esnaf odalarını, ziraat odalarını da ziyaret etmeye çalışıyorum. Tabii biz 2,5 aydır il başkanıyız ama başımıza 5 senelik iş geldi. Depremdir, Ankara'daki olaylar, bizim temayül yoklamaları, şunlar bunlar. Ama seçim sonrasında ilçelerimizle olan ilişkilerimizi daha sağlam bir zemine oturtup sık sık ziyaret etmemiz gerekiyor. Partimizin buradaki bir varlığını zaten ilçe başkanlığımız gayet güzel götürüyor ama biz de il başkanlığı olarak bütün ilçelerimizde ilçe başkanlıklarımızın yanında olarak, yanında durarak, teşkilatımızın yanında olarak, teşkilatımızın hizmetinde olarak hem teşkilatlarımızı daha motive etmek hem de o ilçelerde bakın İyi Parti il başkanlığı ilçe başkanlıklarına sahip çıkıyor, geliyor, destek oluyor demek adına önemli görüyoruz, önemli buluyoruz. Bu bize önümüzdeki sene yapılacak olan mahalli idareler, yerel yönetimler seçimlerinde çok büyük avantaj sağlayacaktır. Sahada olan kazanır diye düşünüyorum. Kesinlikle çok doğru bir taktik. Çünkü kırsaldaki şehirden gelen insanı hem çok merak eder hem geldiği için de kendine çok kıymet verildiğini bilir zaten. Yürekten kutluyorum sizi ve vekil adaylarınızı. Çok başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim.
Vekilim, öncelikle sizi tanıyalım. Ben Öztürk Keskin. 1. bölge 3. sıra İYİ Parti milletvekili adayıyım. 2. bölgede ne işiniz var diye soracaksınız. Bugün Küçük Menderes Havzası'nın en büyük ilçesi, en etkin ilçesi, en güzel ilçesi Ödemiş'in iftar yemeğine misafir oldu. Burada çok fazla arkadaşımız, dostumuz var. Bizim için çok kıymetli. Ödemiş bana göre bir aşktır. Çok keyif alıyorum burada olmaktan, burada yaşamaktan, burada hasbihal etmekten çok büyük keyif alıyorum. Kerazından tutun, Ödemiş'inden tutun, Bayındır'ından tutun, Tiresi'nden tutun ya da Bakırçay'a gittiğimizde keyif alıyorum. Aslında ikinci bölgeyi seviyorum herhalde ben. Birinci bölgeyi de çok seviyorum. İzmir'i seviyoruz. Bugün buraya sizleri misafir olarak geldik. Hoş geldiniz tekrar. Peki vekilim, büyük de güç verdiniz. Konuşmalara da biraz tanık olduk ve güzel de ambiyanslar oldu. Espriler yaşadınız. Hüsmen Başkanım'la birlikte, vekilimizle birlikte. O küçük şey, nüans neydi? Onu tam yakalayamadık. Kamera yakaladı ama aranızdaki o tatlı şey neydi, muhabbet, onu bir duyarsak. Süreç içerisinde ben il başkan adaydım. Daha sonra çekildik, Sinan Bey'e destek verdik. O süreçte aramızda bazı keyifli temaşalar yaşandı. Onları anımsatıyoruz. Bunları gizli kalması daha zor olur. Çünkü hoş sohbetler içinde geçen, bize tebessüm ettiren, keyif aldığımız anlardı. O anlar açıklamak çok doğru olmaz. Çünkü kendisi de milletvekili adayı, ben de milletvekili adayım. Kendi aramızda, aile ortamında bolca gülüyoruz, bolca eğleniyoruz. Yani bu yanlış anlaşılır mı, anlaşılmaz mı, basın önünde konuşuyoruz. Daha dikkatli olmamız lazım diyorum. Sizden korkmamız lazım. Hayır. Aslına bakarsanız gülen insanlara ihtiyacımız var. Gelecek maddeten insanlara ihtiyacımız var. Bu tabii ki hepimize güç veriyor. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? İkinci aslında bölgeyi bu kadar çok severken. Güç veriyor derken, sizin burada gülen insanlara ihtiyacımız var derken, gülen insanların aslında gülmesi dahi buraya ihtiyacı var. Buraya geldiğinde insanlar gülür. Eğer sen temizsen, şu kalbin temizse Ödemiş Havzası'nda kendine çok kolay yer bulursun. Siyaset yapmak isteyen arkadaşların en kolay yeridir. Aslında büyük siyasiler şunu der. Bu tip taşralarda der onlar. Siyaset zordur. Hayır. Burada siz yüreğinizle hareket ederseniz çok keyifli sonuçlar alırsınız. Ben bir örneğim. Ben buranın insanı değilim. Ama ne oldu? Süreç içerisinde biz buraya aşık olduk. Çünkü Ödemiş'i seviyoruz. Çünkü Ödemiş'in insanı merttir. Bu bölgenin insanı merttir. Ben teşekkür ediyorum bu arada. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Siz sağ olun. Saygılar sunuyorum. Allah ayağınıza taş değirmesin. Yaptığınız iş çok onurlu bir iş. Çok zor bir iş. Sizin gibi değerli insanların bu görevlerde olması ve inatla namuslu bir şekilde ayakta kalmaya çalışmanız takdire şayan. Biz de size teşekkür ediyoruz efendim. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Siz sağ olun.